Ben Profesör Doktor Oğuz Zol, ODTÜ Havacılık Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda ODTÜ'deki Rüzgar Enerjisi Merkezi Başkanıyım. 1988'de Ankara Fen Lisesi'nden mezun oldum. 1992'de de o zamanki ismiyle ODTÜ Havacılık Mühendisliği'nden mezun oldum. Daha sonra 92-95 yılları arası yine aynı bölümde master çalışmalarımı bitirdim, yüksek lisans çalışmalarımı. 95-2005 yılları arası Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Burada hem doktora çalışmalarımı hem de doktora sonrası çalışmalarımı tamamladıktan sonra 2005 yılında tekrar geri döndüm Türkiye'ye. ODTÜ Havacılık Uzay Mühendisliği'nde yardımcı doçent doktor olarak göreve başladım. Rüzgar Enerjisi Merkezi kurucu başkanıyım ve 2011 yılından beri de o görevi sürdürüyorum. Havacılık Mühendisliği tabii bir diğer adıyla hani uçak mühendisliği, başka bir üniversitemizde uçak mühendisliği diye geçiyor. ODTÜ'de Havacılık Mühendisliği. Bu bölümde yapılan işler, uçaklar, helikopterler, roketler, bunların tasarımı, bunların çeşitli analizleri, bunların motorları. Dolayısıyla bu konu zaten aslında çocukluğumdan beri çok ilgimi çeken bir konuydu. Herhalde her erkek çocukta olduğu gibi uçaklar, helikopterler çok ilgimi benim de çekiyordu. Üniversite sınavına gelince de bunu tercih olarak yazmıştım ve burayı kazandım. Kazandığıma da çok mutlu olmuştum. Dolayısıyla 4 sene okuduktan sonra da burayı bitirip akademik çalışmalarımı daha ileri götürmek için yüksek lisans ve doktora çalışmaları da yapmak istedim. Ve o yolda devam ettim. Sonradan uzmanlık alanım olarak da uçak motorlarıdır aslında benim. Uçak motor sistemleri ve enerji sistemleridir. Bu daha sonraki yıllarda, 2008-2009 yıllarda biraz da araştırma yönümü rüzgar enerjisine çevirdim. Ve o dönem onaylanan projemiz sayesinde de daha çok yani son 10 senedir rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri konusunda çalışmaktayım. ODTÜ'deki Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, yani kısaca ODTÜ Rüzgar. Bu merkez 2011 yılında kuruldu ve merkez bir Kalkınma Bakanlığı, yani o zamanki ismiyle Devlet Planlama Teşkilatı, sonra Kalkınma Bakanlığı oldu. Kalkınma Bakanlığı destekli bir altyapı projesi, araştırma altyapısı geliştirme projesi ve rüzgar türbin teknolojilerine yönelik ve genel olarak da rüzgar enerjisi sektörüne yönelik araştırma altyapıları kurulması projesiydi. Halen de projemiz devam ediyor. Bu proje kapsamında alınan fonlarla, Kalkınma Bakanlığı'ndan gelen fonlarla laboratuvarlar kuruldu. Bunlardan en büyük laboratuvarımız yatırım açısından aerodinamik laboratuvarı. Bu aerodinamik laboratuvarı kapsamında işte birçok ölçüm teçhizatı, küçük rüzgar tünelleri yapıldı. Fakat yapılan en büyük yatırım şu anda da birinci faz inşaatı bitmiş olan Türkiye'nin en büyük rüzgar tüneli yapıldı. Bununla beraber bütçemizin diğer kısmıyla da yine rüzgar türbin teknolojilerine yönelik rüzgar türbinlerinin yapıları, malzemeleri, kompozit malzeme dediğimiz özel malzemelerin testleri, üretimleri, bunlarla ilgili araştırmaların yapıldığı laboratuvarlar da kuruldu. Bir de tabii rüzgar enerjisi elektrik üretimi için kullanılan bir kaynak. Dolayısıyla elektrik elektronik mühendisliği bölümümüzde Rüzgar'ın bir elektromekanik laboratuvarı kuruldu. Burada da daha çok elektrik motorları, bunların kontrolleri, türbin kontrol sistemleri konularında araştırmacılar çalışmakta. Rüzgar'da tabii bu laboratuvarlar kuruldu ve bu konularda çalışan birçok hocamız var farklı bölümlerden. Rüzgar türbin teknolojileri konusu çalışanlar var. Fakat rüzgar enerjisi tabii çok geniş bir sektör, sadece teknik değil. Dolayısıyla burada mühendislik bölümleri dışından da hocalarımıza çok katkıları oldu. İstatistik bölümünden, şehir ve bölge planlama bölümünden, ekonomi işletme bölümlerinden birçok hocamızın çok katkısı oldu yıllar içerisinde Rüzgar'a ve değişik rüzgar enerji sektörünün farklı boyutlarına da hem araştırma projeleri hem öğrenci yetiştirme açısından destek verdiler. Dolayısıyla Rüzgar şu anda Türkiye'deki bu altyapıya sahip tek rüzgar enerjisi merkezidir. Ve sektördeki ilişkide olduğumuz değişik kurumlarla, STK'larla, şirketlerle ortakla çalışmalar yapmaktadır. Rüzgar projesi kapsamında kurulan en büyük altyapı büyük rüzgar tüneli. Rüzgar tünellerinde ne yapılır? Yani rüzgar tünellerinde
rüzgara maruz kalan, ister hava araçları olsun, ister karada yer alan sistemler olsun, binalar olsun, bunlar rüzgara maruz kaldığı zaman üzerlerinde oluşan yükler ne kadardır? Bunları ölçmeye yarayan bir araştırma altyapısıdır genel olarak rüzgar tüneli dediğimiz şey. Bu rüzgar tüneli şu anda farklı test kesitlerine sahip, test bölgelerine sahip. Bu test bölgeleri farklı sektörlere hitap edebilecek şekilde tasarlandı ve modüler tasarlandı. Modüler, modern bir yapısı var. Modüler derken bu test bölgeleri kayarak yerlerinden çıkabiliyor. Farklı tünel farklı konfigürasyonlara ulaşabiliyor. Bu konfigürasyonlarda farklı rüzgar hızlarında test yapılabiliyor. Dolayısıyla ister havacılık ve savunma sanayi olsun, ister inşaat sektörü olsun, hepsinin ihtiyacı olan rüzgar yük testleri veya rüzgar akışıyla ilgili bazı testler bu rüzgar tünelinde yapılabilecek. Bu büyüklükteki endüstriyel ölçekteki tünel Türkiye'de iki tane var. Birincisi işte bizim yaptığımız tünel bunlardan biri. Diğeri de Ankara Rüzgar Tüneli. Bu 1940'lar yıllardan devam eden ve şu anda güncellenmiş ve başarılı bir şekilde çalışmakta olan Ankara Rüzgar Tüneli. Dolayısıyla bu ölçekte şu anda Türkiye'de iki büyük rüzgar tüneli var. Genel tünel ölçeği açısından bizim tünelimizde çalışma rejimi açısından bizim tünelimiz biraz daha kapsamlı bir tünel Ankara Rüzgar Tüneli'ne göre. Özellikle inşaat sektörüne de hitap edebilmesi ve bazı özel ölçümlerin yapılabilmesi açısından. Fakat Türkiye'deki hani projeler açısından, özellikle savunma sanayinde devam eden projeler açısından Türkiye'nin çok daha kapsamlı ve büyük rüzgar tünellerine de ihtiyacı olduğunu onu da söylemek istiyorum. Rüzgar enerjisi sektörünün doğası gereği çok disiplinler arası bir çalışma ortamı oluşturulması gerekiyor. Şöyle örnek vereyim. Bizim Rüzgemi kuruluşu ODTÜ Havacılık Uzay Mühendisliği liderliğinde olmuştur. Fakat tabii tek bir disiplin rüzgar enerjisi sektörü için yeterli değil. Şu anda bizim merkezimizde çalışan yani rüzgar kapsamında öyle söyleyeyim, rüzgar kapsamında Havacılık Uzay Mühendisliği Bölümü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, rüzgemin kuruluş yıllarında Malzeme Metalürji Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliği Bölümü, bütün bölümlerde hocalarımızın büyük katkıları olmuştur. Şu an devam eden projelerde yine bu hocalarla ortak çalışmaktayız. Ayrıca mühendislik dışı bölümlerden de işletme bölümü, mimarlık bölümü, şehir ve bölge planlama bölümü, istatistik bölümü bu hocalarımızla da ortak projelerimiz olmaktadır ve çalışmalarımız devam etmektedir. Dolayısıyla işin hem teknoloji yanı hem de sosyoekonomik yanı açısından birçok farklı bölümden birçok farklı hocanın beraber çalışmasını gerektiren bir merkez halindedir. Merkez haline dönüşmüştür ve baştan beri de öyle olması kurgulanmıştır rüzgarın. Burada sırf Havacılık Uzay Mühendisi bölümünden değil, farklı bölümlerden de öğrencilerimiz master doktora tezleri kapsamında çalışabilmekte. Gelen projeler kapsamında proje asistanı olarak çalışabilmektedir. Staj olarak çeşitli bölümlerden yani hem ODTÜ içerisinden hem ODTÜ dışarısından başka üniversitelerden öğrencilerimiz gelip burada staj yapabilmektedir. Ondan sonra bu dolayısıyla devam eden projelerimize bu gelen öğrencilerimiz entegre olup orada çalışan diğer yüksek lisans doktora öğrencilerine yardımcı olmakta aynı zamanda tecrübe kazanmaktadır. Dolayısıyla hem yüksek lisans doktora çalışmaları hem staj çalışmaları arasında herkese açık bir merkezdir. Projemiz zaten Rüzgen projesi ulusal bir destekle başladı. Yani Kalkınma Bakanlığı desteğiyle başladı. Buradan gelen fonlarla başladı. O tabii buradaki laboratuvarların ve araştırma altyapısının kurulumu amacıyla kullanıldı. Bunun dışında buna ek olarak yürüyen birçok ulusal ve uluslararası projelerimiz de var. Oldu yıllar içerisinde ve halen devam etmekte. TÜBİTAK destekli projelerimiz oldu. İşte Avrupa Birliği projelerimiz var, devam ediyor. Dolayısıyla hem ulusal hem uluslararası alanda da
bir hem proje hem işbirliklerimiz devam ediyor. Rüzgâm şu anda European Academy of Wind Energy dediğimiz Avrupa Rüzgar Enerjisi Akademisi asil üyesidir. Avrupa Rüzgar Enerjisi Akademisi de Avrupa'da rüzgar enerjisi konusunda araştırmalar yapan üniversitelerin bir araya gelerek kurduğu, çeşitli projeler ürettiği, Avrupa Birliği projelerinde ortaklıklar oluşturduğu bir kurumdur. Dolayısıyla Rüzgâm de bunun asil üyesidir 2013 yılından bu yana. Bundan dolayı da birçok farklı Avrupa Birliği projesinde ister Horizon 2020, Ufuk 2020 ister diğer kaynaklar olsun Rüzgâm'daki hocalarımız yer almaktadır.